Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 3 Temmuz 2020 günlerden Cuma. Ben Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz'la birlikte hazırladığımız alternatif ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Kemal nasılsın? Teşekkür ederim Gökhan. İyi olmaya çalışıyorum. Biraz rahatsızım biliyorsun. Evet, birkaç gündür yayın gerçekleştiremedik. Gerçi benim de durum oldu. Cenazeye gidip geldim. Evet, ama başınız sağ olsun. Senin de başın sağ olsun. Hepimiz sana aslında. Başın sağ olsun. Haluk Savaş Hoca vefat etti. Benim kötü bir zamanımda vefat ettiği için ben gelemedim cenazeye ama ne diyeyim ne demişti Haluk Hoca. Gerekirse bağıra bağıra öleceğim de bunu kimin yaptığını herkes bilecek demişti. Biz sebep olanların hepsini biliyoruz. Herkes de aslında her şeyi biliyor. Bugün gelince bakalım. Tıpkı Madım'a sebep olanların hepsini bildiğimiz gibi bugün aynı katliamlara sebep olanları da biliyoruz. Katliama uğrayan, zulmü uğrayan herkese hem selam olsun hem de rahmet dileyelim. Ne diyelim? Kesinlikle. Nerede bir katliam, nerede bir zulüm varsa mutlaka orada da bir direniş vardır diyoruz. Zaten biz de bu yayınlar aslında bu medyanın katledilmesi, aslında medyanın yok olması üzerine alternatif medyanın bir çığlığı, bir direniş olarak başlattığımızı hatırlatmak istiyorum. Yayınımızın başında ufak bir hatırlatma da ben yapayım tekrar. Bağımsız gazetecilik yapıyoruz. Hangi kanaldan izliyorsanız şu anda ekranınızın sağ üst köşesinde bir abone ol butonu var, çıkacak. Abone oldunuz mu diye yazıyor. Hangi kanalda izliyorsanız lütfen bir tıklayın, bir kontrol edin arkadaşlar. 5 saniyeniz almaz, bizi de kırmamış olursunuz. Kemal, siyaset hızlanıyor. Aslında ilk sosyal medyadan başlamak istiyorum. Malum 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan sosyal medyayı yasaklamaktan bahsetti. Twitter, YouTube'a niye karşı olduğumuzu anladınız değil mi dedi. Tabii o dislike olayından sonra. Tabii Devlet Bahçeli çok vakur bir davranış gerçekleştirdi. Twitter, Facebook, Instagram hesaplarını dondurdu. Tabii diğer MHP'lilerden de bu hareketi ben şahsen bekliyorum. Hatta başta Cemal Engin olmak üzere. Umarım AKP'liler de dondur ama işin şakası bir yana. Kemal, ciddi ciddi ya bir Kuzey Kore'ye doğru gidiyoruz. Yani Çin'i açtık, onu söyleyeyim de. Kuzey Kore modeline doğru gidiyoruz. En azından Çin bu medyaları yasaklıyor ama alternatif bir şey koyuyor karşısına. Bizim alternatifimiz de yok. Herhalde yakında farklı metotlarla haberleşeceğiz ya da birebir konferanslarla, toplantılarla artık haberlerimizi ileteceğiz ya da dumanla artık ben Ankara'dan tepesinden duman yakacağım, sen bilmiyorum bir yerden gözlemleyeceksin, öyle mi haberleşeceğiz? İnan bilmiyorum Kemal, ne düşünüyorsun? Ben birkaç ay önce koronayla ilgili bir yayında demiştim ki dünya Türkiye'nin verilerine itibar etmiyor. Çünkü Türkiye'de artık en az Çin kadar kapalı bir rejimdir. Şeffaf olmayan bir rejimdir demiştim. Orada bazı gazeteciler bana şey demişti. Türkiye için kadar kapalı bir rejim diyor. Bu kadar ahlaksızlık olmaz falan. Ben de demiştim ki hayır, en az Çin kadar diyorum. Yani Çin'in ötesinde olduğumuzu hep söylüyordum. Şimdi yavaş yavaş Kuzey Kore'ye doğru gidiyoruz. Sadece Türkiye'deki muhaliflerin onların değişimiyle ağlamasından, bizim değişimizle eleştirisinden değil. Almanya ne yaptı? Dedi ki Türkiye'nin verileri şeffaf değil, o yüzden koronayla ilgili yasaklarda Türkiye'yi dahil etmiyorum dedi serbest kısmına. Aynı şekilde her alanda biz yasaklar ülkesi olmaya, yalanlar ülkesi olmaya devam ediyoruz. Öyle gözüküyor. Ama nasıl insanlar anlatacaklar? Daha doğrusu kendi trollerine nasıl anlatacaklar Kemal? Yani öyle ahlaksız, öyle yüzsüz, öyle artık insan diyemeyeceğim tarzda öyle bir troll olduları var. Öyle bir gayeleri yok Gökhan. Şöyle olay iş açısından bakarım. Bunlar ekmek kaybolunca, kemik kaybolunca kendilerini sağlayacaktır muhtemelen. Onu söyleyeceğim zaten. Yani öyle on binlerce trollleri falan yok fiziki olarak. 3-4 tane çalıştıkları troll ajansları var. O ajanslarda çalışan 30-40 kişi, işte on binlerce hesabı yönetenler. Onun haricinde bir de gönüllü katılanlar var. Yani gönüllü ahlaksızlar var bir de. Onlar da küfür edilecek yer varmış, küfür ederim. Taciz edilecek kadın varmış, taciz ederim falan diye. Ve bunu din iman ve bayrak uğruna yaptığını zanneden hem salak hem sapık bir grup var. Onlar da zaten çıkmayacaktır yani. Çünkü onlarda utanma sıkılma olmadığı için. Hadi lan sizinkiler gitti, sen ne duruyorsun dediğin zaman bin tane bahane sürüp sizin gibi vatan hainlerine buraya bırakmayacağız falan diye aynı küfürler etmeye devam edeceklerdir. Aynı, ama ben yine de şahsen yasaklanacağını düşünmüyorum Kemal. Daha doğrusu yasaklasalar da çok ilginç bir veri paylaşmak istiyorum. Yıl 2014,
Cumhurbaşkanı daha Abdullah Gül Twitter yasaklanmıştı Türkiye'de hatırlarsam. Abdullah Gül de Twitter'a VPN'den girmişti. Melik Gökçek de VPN'den girmişti. Erdoğan'ın koyduğu evet. yasağa. Çok ilginç bir veri daha. 2015'te yine Twitter bir ara yasaklandı. O zaman 7 milyon Türk kullanıcı vardı Twitter'da. Günlük 1.1 milyar tweet atılıyordu. Yasaklandı. Twitter kullanıcı sayısı 8 milyona. Atılan tweet sayısı 1.8 milyara çıktı Türkçe. Yani bizim ülkede yani yasak işlemez. Daha doğrusu dünyanın hiçbir yerinde işlemez. İnternet nasıl yasak koyuyor? O 1.8 milyarın içerisinde 8-10 tane de Devlet Bahçeli'nin tweet'i vardı. Twitter kuşunun kanadını yalıp kafesi koymaya çalışan gafiller falan diye. Şimdi kendisi yolunda için çaba sarf ediyor. Bu işin ön ayağı oluyor. Yani çok komikler şey zannediyorlar. Yani YouTube kapatılırsa ki kapatılmayacak planları anladığım kadarıyla YouTube'a dahil etmek şeklinde. Yahu bu bir şey değil ki adresi olan bir şey değil ki yani giderim girerim VPN'den Fransa'dan bir kanal açarım. Fransa'dan YouTube kanalı. Hayır, Fransız YouTube kanalı gibi. Fransa lisansı var Kemal Özkan'ın. Ha öyle mi? Bak işte aklım yeri görüyor. Türk yasasına karşı önlem aldık. Ne yapalım? Kendi ülkemizde kendi yasalarımıza tabi olamıyoruz. AB ülkelerinin herhangi birinden YouTube lisansı alırım. Yani o kadar da zavallı durumda. Ama bunu dediğim gibi hani işe yarasın diye yapmıyorlar. YouTube'un dislike silme butonu diye bir şey olsaydı bunların hiçbirini konuşmuyorduk şimdi. Zaten Türkiye'ye çağrıda bunların şu YouTube'a dislike butonu silme butonu eklesinler Kemal. Yani yoksa bu adamlar ciddi ciddi aldıkları her dislike'dan sonra bize diş biliyorlar. Tabii tabii bu çok açık ve net Z kuşağından intikam. Erdoğan'ın Z kuşağından intikam alma operasyonu. Bu ama Z kuşağı da öyle kusura bakmayın da emir altına giremez. Yani çok da umurumda değil. Ya Z kuşağı giremez de sanki biz girer miyiz? Biz de yani X, Y, Z kuşakları. Ya öyle yine bizde bir devlet terbiyesi bir gelenek var. O da şudur. Yani her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eleştirsek de bir Cumhurbaşkanı sıfatıyı da eleştiririz. Aslında bu devlet terbiyesi dememek lazım Gökhan. Yani devlet baskısı demek. Yok bu ben niye demokrasi açısından diyorum. Belki benim için mesela Cumhurbaşkanlığı makamı sadece bir koltuktan devlet dediğimiz şey de insanlardan oluşan bir aygıttan ibarettir. Kutsal falan da değildir. Kutsal olan yurt ve topraktır. Yani Cumhurbaşkanı niye kutsal olsun? Ya Cumhurbaşkanlığı makamı niye kutsal olsun? Pekala Cumhurbaşkanlığı makamı daha iyi bir sistem olursa kaldırılabilecek bir makamdır. X kuşağı bence Z kuşağı bence X ve Y kuşağından farklı düşündükleri noktalar buralar. Yani onlar için öyle kutsal olan şeyler semboller değil onlar için. Yani kutsal olan şeyler gerçekten kutsal olan, korunması gereken şeyler. Toprak gibi, yurt gibi, sınır gibi. Cumhurbaşkanlığı makamı ama ben makama saygı duyuyorum. Saygı duymayabilir kardeşim. Ya duysa yani çok da önemli değil. Manevi şeylerde Z kuşağının pek bezi yok gibi Gökhan. Kesinlikle ama insafı da yok yani Kemal yani. Hiç insafları. Direkt harcıyorlar Kemal. Bazen Z kuşağından da ağır eleştiri alıyorum ki. Yavaş diyorum bir saniye diyorum sakin diyorum yok. Pat küt güm gidiyorlar yani direkt yani. Ama saygı da duyuyorum. Onlar tarafından eleştirilmek bile benim için bir onurdur diyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Kemal hazır. Z kuşağı çalışkan bir kuşak Gökhan. İnsanların bildiğinin aksine. Ama bu kuşak başkası için çalışmaktan hoşlanan bir kuşak değil. Kendisi için çalışmak isteyen bireysel bir kuşak. Kesinlikle. Hatta bugün Meral Akşener bu Z kuşağı ile ilgili çok güzel bir cümle kullanmış. Gezinlik 5 gününde bazı fotoğraflar dikkatimi çekmişti. Küpeli bir çocuğumuzda kapalı bir kızın çöp boşaltması. Bana göre bu nedir dersen barıştır, eşitliktir, adalettir derim. Başkası da bana dedi ki ikisinin ayağında konvest var. Tüketim alışkanlıkları aynı. İkisi de aynı tür giyiniyor gibi bir cümleyle karşılaşınca bu işin uzmanlarıyla bir çalışma başlattım. Profesyonel bir çalışmayla uzun süredir gençlerimiz üzerinde duruyoruz. Gençlere dikkat edilmekten rahatsız. Umudunu kaybetmek istemiyorlar. İlçelerin otosanayinde çalışmaya mahkum edilmiş çocuklarımız var. Sosyal medyada Sayın Erdoğan'a gönderme yapmam bunları görmediğimiz anlamına gelmez. Şaka yapılacak bir konu değil elbette ama dikkat çekilmesi gereken bir konudur demiş Z kuşağı. Doğru söylemiş. Gökhan şuradan bakmak lazım. Birkaç ay önce ya da geçen yıldı galiba bir bayram kutlamasında 12-13 yaşında bir kız NTV'de bir kız çocuğu Almanya. Z kuşağı dediğimiz kuşaktan bir çocuk
en büyük hayalinin Almanya'ya gitmek olduğunu ve belki de Alman vatandaşı olabileceğini söyledi. Yani daha bunun ötesi nedir yani? Bu ülkenin çocuklarının bu ülkeye dair hayali bile yok. Bakın bu ülkede kurduk gerçekten yok. Kemal bu da çağırdı yapalım. Şimdi senin de izleyicilerin arasında var. Benim izleyicilerim arasında %2.4'lük o Z kuşağı izleyicisi var. En azından YouTube demografikisini görebiliyoruz. Ben burada Z kuşağındaki izleyicilerime seslenmek istiyorum. Ya da iki kanalında yorumlar kısmına ne düşünüyorsunuz? Bize gerçekten yol göstermeniz açısından da önemli. Olmadı sizlerle de bir gün bir yayın gerçekleştirmek isteriz. Kemal ben başka bir konuya geçeceğim. Bugün Davutoğlu yani sert desem kelime yanlış olur. Bunun yani sert kelimesini sık sık kullanıyorduk ama Davutoğlu bugün kitabın ortasından konuştu. Bugün yaşanan her şeyin bizzat sorumlusu Erdoğan'dır. Erdoğan iyi, çevresi kötü söylemi tarih olmuştur. Türkiye'de adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetimin, yolsuzluğun sorumlusu bizzat Erdoğan'dır. Çünkü çevresi bu odakları dokuyan da bizzat ta kendisidir. Dedi. Dedi de daha fazlasını söyleyemiyorum. Yemin ederim kanalımız kapatılır. Yani Davutoğlu bunu söyledi. Yani şaşkınlık içinde dinledim yani. Tabii pardon bir söz daha özür dilerim. Bugün Davutoğlu bir de açık havada ilçe mitingi, ilçe kongresi yaptı. Ama yemin ediyorum yani kongreyi canlı izledim Kemal. Birçok genel merkez, birçok partinin genel kongresinden daha coşkulu bir kalabalık ve bir statta yapıyor adam. Yani açık hava kongresi yaptı. Ya evet. Bundan çok çok iyi gidiyor yani bunu açıkça söylemek istiyorum. Davutoğlu'nun gidişiyle beni çok yanılttı. Ben böyle bir performans beklemiyordum. O üzerindeki bagajları nasıl atacak diyordum. Koşarak atıyor. Yani gerçekten yürümüyor artık. Koşuyor yani. Olur olmaz bu ayrı mesele ama en azından gayret ettiğini görmüş olacağız. Bunun için çalıştığını görmüş olacağız. Hiç kimse Davutoğlu yeterli performansı gösteremedi demeyecektir. Çünkü performansı beklenenin çok üstünde. İçeriye gelince, hani senin anlattığın konunun içeriğine gelince, evet ben bunu yıllardır söylüyorum. Ben diyorum ki mesela Pelikan diye bir şey yoktur. Tayyip Erdoğan'ın kendisinin söylemediği insanlara söylediği bir gazeteci grubu vardır. Erdoğan'ın çevresi kötü, bu yalan. Yani iyi insanın etrafı niye kötü olsun? Yani sana bana arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim demişler. Yani içerik kısmına gelince Davutoğlu'nun eleştirilerinin tamamına katılıyorum. Yani lider iyi, etrafı kötü. Hayır, iyi olan liderin etrafı kötü olmaz. Çok basit. Bu liderlerin kendilerini günahsız ve dokunulmaz kılmak için uydurdukları bir mittir. Ve bunu hemen hemen her lider zaten uydurur. İktidardaki liderler buna kendileri de inanır. Çünkü yavaş yavaş ona herkes tanrı muamelesi yapmaya başlar. O da inanır. Ahmet Davutoğlu bu eleştirileri bence vaktinde yapıyor. Bazı arkadaşlar diyor ki ya başbakan kendini yapmadı. Ya bu hayatın ola bakışına aykırı arkadaşlar yani. Başbakanken öyle düşünmüyordu ki. Başbakanken belki onun da etrafı aynı şekilde kuşatılmıştı. Aynı şekilde belki de kapalıydı eleştirilere. Duymuyordu bile. Şimdi muhalefete geçmiş ve muhalefet için çalışan herkesi bence yüreklendirmek lazım ki burada Davutoğlu da bence doğru konuşuyor ve iyi bir siyaset yapıyor. Kesinlikle. Kemal bugün farklı bir olay var. Daha doğrusu son iki haftada Türkiye'nin gündemini aslında avukatlar işgal ediyor. Direnişleriyle, eylemleriyle, oturma eylemleriyle, Ankara'ya sokulmamalarıyla. Bugün de Ankara'da adliyenin önünde eylem yaptılar. Ben de oradaydım Kemal. Canlı verdim hatta Periskop hesabımızdan. Tabii Temiz Heykin'in başı da koptu bu sefer artık Kemal. Ya ne olacak bu heykenin sonu bilmiyorum yani ama gözleri zaten bağlıydı ama adalet kılıcını da eline aldılar. Terazisini zaten çoktan bozdular. Aslında Adalet Kalkınma Partisi döneminde adaletin sembolü haline geldi diyebiliriz. Tabii avukatlar çok iyi direndi Kemal. Genç avukatlar birinci barikatı açtılar zorla. Polis gazla müdahale etti. Hatta benim gözlerim bilmiyorum şu anda nasıl görünüyor ama oradan bildiğin gaz yedik yani Kemal. Ama işte gazetecilik böyle bir şey olsa gerek. Ne diyorsun Kemal? Barolarla ilgili çoklu baro yasası geçer mi sence? Yani çoklu baro yasası geçer mi bilmiyorum. Geçmemesini ümit ediyorum. Çoklu baro olursa her şeyin çoklusu yapılabilir. Yani bu zamanla hükümetin de işine gelmeyecek şeyler de oluşturabilir. Ama hani şunun işine gelir mi, bunun işine gelir mi den ziyade
ya bu hukuk için uygun mu değil mi ona bakmak lazım. Yok yani ya bu ülkede avukatların üstü aranamıyordu üstü. Avukatın bugün üstü Kemal ben de onu söyleyeceğim. Avukatlar kimliklerini gösterip öyle girdi, öyle giriyordu. Baro başkanlarına polis küfredip yoldan kolundan tutup savurmaya yumruk atmaya başladı. Yani bu işin sonu bok. Bu çok belli. Yani biraz argo oldu ama kusura bakmasınlar artık. Daha temiz bir şekilde ifade edemediğim için öyle söylüyorum. Yani çok kötü olacak. Bu işte geçerse artık savunma tamamen siyasallaşmış olacak. İnsanlar davası hangi hakime düşerse o hakime göre konumlanmış olan barodan avukat alacaklar. Bakın bu kadar basit. Bu kadar da net, açık, iddialı söylüyorum. İnsanlar hakimlerini, daha doğrusu avukatlarını seçerken hakimlerinin yakın olduğu barodan avukat seçecekler. Ve bundan sonra muhtemelen birçok dava hukuken değil, tıpkı eski Roma'da açık artırmayla imparator seçildiği gibi açık artırmayla bitecek. Çok Kemal, çok bugün aslında hani spor yorum yapmak istemiyorum. Yani daha doğrusu açık konuşuyorum. A takımıyla ilgili bir yorum yapsak B takımı, C takımına ne istiyoruz? Yani sen de bunu defalarca sosyal medyada gördüm. Evet. Hayat 3 grup hakkında yorum yapmamı özen gösteririm. 1. Kore popçular hakkında asla yorum yapmayacaksın. 2. Trabzon hakkında asla yorum yapmayacaksın. 3. Futbol kulüpleri hakkında hiç yorum yapmayacaksın ama bugün 3 Temmuz. Malum Fenerbahçe için kumpas tarihi olarak adlandırıyor. Fenerbahçe taraftarları buna çok özen gösteriyorlar. Ben de buna çoklu barıya bağlamak istiyorum. Fenerbahçe ya da ne bileyim herkes bugün Türkçünün futbol federasyonunda Türkçünün iddia oyunu için, Türkçünün inadı için, beyin sportun geleceği için bugün COVID-19'da her şey yasak ama maçlar serbest. Orada sosyal temas yok. Neden ayrı federasyon kurulmuyor? Her şeyde çoklu diyoruz ya. İşte çoklu modele geçiyoruz. Neden ayrı ne bileyim tabip odası kurulmuyor ya da ne bileyim ayrı baktığımızda futbol federasyonları kurulsun. Hatta ayrı bir Wushu federasyonu kuralım Kemal. Sen başkan olalım. O kadar saçma bir şey tartışıyoruz ki aslında bakın bu baroların, federasyonların falan ne anlama geldiğini önce söylemek lazım. Ya da meslek odalarının diğerlerinin. Yahu bunlar zaten bunların oluş sebebi bir meslek örgütünü tek bir çatı altında birleştirmek için var bunlar. Bahsettiğimiz şeyler veya bir spor dalını tek bir çatı altında birleştirip oradan yönetebilmek için, organizasyonu yapabilmek için var. Yani bundan iki tane, üç tane olması zaten bu işin en baştaki temel kuruluş prensibine aykırı. Yani daha ne konuşalım? O zaman işte şey yapalım, yani çoklu baro iki tane olabiliyorsa herhalde üç beş tane de olabilir değil mi? İstanbul Barosu'nda bugünkü hesaba göre 24 baro çıkabiliyor bu yasaya. Ne güzel. Ne güzel 24 tane baro çıkar. CHP barosu, AKP barosu, MHP barosu diye. Karadeniz barosu, Bizelli barosu, Trabzon barosu. Yani bundan sonra öyle olur. Yani bölgesel barolar da kurulur. İşte Kürt barosu olur mesela. Yok Kürt izin vermezler. Her şeye izin verirler. Bu ülkede Kürt izin vermezler Kemal. Tamam onlar da Kürt demezler. Boş geçiyor söylerler. Halkların demokratik barosu derler. Artemis heykelinin kılıcı kırmızı olur. Göz bandı yeşil olur. Yani terazisi sar olur diyor. Etekleri sar olur. Terazisi sar olur falan. Yani bir ülke bu kadar mı saçmalayabilir ya? Yani bir ülke yönetimle bu kadar mı saçmalayabilir? Gerçekten böyle diğer ülkelerin böyle kraliyet akademileri falan var ya Gökhan. Evet. Yönetici yetiştirmek için. Vallahi hiç gerek yok. Yani Türkiye'deki ana haber bültenlerini her gün alsınlar. Ülkelerinde ana haber bültenlerini koyup bir ülke nasıl yönetilmemeli dersi olarak göstersinler. Bütün dünya harika yönetici kuşaklar yetiştirir. Bizim Z kuşağı bunu fark etmiş olabilir Kemal. İktidar ne yapıyorsa doğrusu demek ki yaptıkları tersi. Bizim Z kuşağı çok mantıklı ve düz bir çözüm üretmiş. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve söylediği her şey yalan ve yanlıştır. Tayyip Erdoğan'ın sevmediği ve beğenmediği her şey beğenilecek ve sevilecek şeylerdir gibi genellemeler inandığı hiçbir şey inanılacak bir şey değildir gibi. Bak ciddi söylüyorum bunu yani biz gülüyoruz ama bu ciddi. Deizm niye atıyor mesela Gökhan? Ateizm niye artıyor Türkiye'de? Tayyip Erdoğan Müslüman olduğunu söylediği için artıyor. Bakın. Çok ilginç bir anekdot vermek istiyorum Kemal. Herhalde haftaya yayınımız da olacak bu konuyla ilgili.
Ateizm Derneği ile bir temas kurdum röportaj yapmak için. Hakikaten bu dönem ne durumdalar diye öğrenmek adına. Herhalde haftaya randevumuz olduğunu sonuçlanacak. Ama buradan söyleyeyim, bir cümle kullandı. Hani Doğu Perinçek adalet altın çağını yaşıyor dedi ya. Ateizm Derneği de bana şu cümleyi kullandı. Biz altın çağımızı yaşıyoruz dedi. Türkiye'de altın çağımızı. Ya AKP döneminde memnun olan bir kitle var. O da baktığımızda evet, evet. Ateistler gerçekten, çünkü Ateizm Derneği çalışması gerek yok ki. Yani böyle bir iktidar olduğu için. Çok ilginç Gökhan. Dindarların iktidarından en çok memnun olanlar inanç grubu olarak ateistler ve deistler. Meslek grubu olarak müteahhitler ve bankacılar. Yani yok, onlar da memnun değil. Bankacılar hiç memnun değil. Bankacılar değil de tefeciler. Öyle diyelim. Öbür tarafta illegal olarak hırsızlar, mafyalar ve katiller. Ne diyorum yani, bu böyle bir iktidardan yani internet çağının çocukları ne mutlu olsun ki zaten. Vallahi aynen dediğin doğru. Kemal, bir de seçim tartışması başladı. Bugün Meral Akşener Nevşin Mengü'yle bir röportaj verdi Sözcü TV'de. Artık herkes bizim yaptığımız yayınlara formatına geçiyor. Kemal, bu arada kıskanılabilirsin bu arada, bilin olsun. Bir övgü yaparım biz kendimize buradan da. Tabii işin bir yanlış yani şakası. Bence biz bu işin ben 5 yılı geride bıraktım Kemal bugün. İlkiniz duayeni de olacağız. Ya zaten bağımsız gazetecilikte sen artık duayen noktasına geldin de. Zaten ilkisin değil mi Türkiye'de? İlk bağımsız. İlk profesyonel, yani bakın altını özellikle çıkıyorum. Evet, yani bağımsız gazetecilik vardı ama bu işten ekmeğini kazanarak ben bu işten anlamın akıyla çıkacağım deyip ilk yola çıkan kişiyim. Evet, ilk profesyonel bağımsız gazetecilik. 2015 gazetecilik. Haziran'da sonuydu. İlk YouTube ana haber bülteninde biziz herhalde. Benim beraber yaptığımız iş. Evet. Yani bu iş çok büyüyecek, çok zorlanıyoruz gerçekten. Arkadaşlar, şimdi demagoji yapmak için söylemiyorum ama ayak tırnaklarımda teller takılı şekilde program yapmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir ağrı içerisinde. Ama ileride bence bizi de duayen sayacaklar bu şeylerimizde. Valla Kemal, duayen olup olmamak tabii ki mesele değil. Aslında halkın kalbinde yer edinebilmek, halkın vicdanında yer bulabilmek. Ama ben Nevşin Mengü'nü tabii ki burada espri yaptık ama yorumlar, röportajlar da gerçekten çok harika. İzlemeyi de önerelim dostlar. Meral Akşener'le yaptığı röportajda benim dikkatimi çeken ilginç çıkışlar var. Diyor ki İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz doğru değil diyor. Akılcı konuşmuş. Ve en çarpıcı başlık, Erdoğan'ın masasında artık erken seçim var diyor. Ve Ekim-Kasım gibi yapılacak bir seçimi düşünüyorum diyor. 2020 Ekim-Kasım. Benim tahminime de çok yakın bir tarih olduğunu da söyleyeyim. Erdoğan'ın sokaktan kopması, yeni bir bürokrasi başlattı. Saray bürokrasisi. Onun yerine, onun için çalışmalar yapan bir profesyonel ekiple yapıyor bunu. Dünyanın haberi var mıdır, yok mudur bilmem. Ama kesinlikle sokaktan ve Türkiye'den haberi yok diyor. Son derece haklı eleştiriler. Seçim konusuna gelince de biliyorsun ben bir baskın seçim beklemediğimi söylemiştim Haziran'dan önce. O olmadı. En erken Eylül, Ekim, ama orada da ihtimali çok düşük gördüğümü söylemiştim. Kesin. Ben fakat bu Ayasofya tartışmaları sonrasında da bu Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin seçime katılmamasını sağlayacak daha doğrusu önlemleri Devlet Bahçeli'nin önermesi üzerine bu iki konuyu çok iyi takip etmek gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. Hala böyle düşünüyorum. Yani Ayasofya'nın açılması bir seçimlik bir şey. Yani eğer Ayasofya'yı açarlarsa, ibadete açarlarsa, İslami ibadete, namaza açarlarsa seçime gidecekler demektir. Bir de dediğim gibi partilerin seçime girmesini zorlaştırma yasalarını çıkartırlarsa seçime gidecekler demektir. Bunlar olmayacaksa gitmeyeceklerdir ama bunlar olacaksa da sanki en makul tarih 4 Ekim gibi gözüküyor. Ben hatta 20-27 Eylül tarihleri demiştim ama en son tahminim de 3 Kasım demiştim. Yani bu 3 tarih arasında birisi olacak demiştim ama Ekim ayında beklemiyordum. Ama Kemal, yani seçim olur mu olmaz mı orası tabii ki ayrı bir tartışma konusu ama bugün baktığımızda AKP'nin özellikle saray bürokrasi denesi, bu tespitler artık AKP'lilerden de duyuyorum. Yani off the record kulis bilgileri sürekli alıyoruz AKP'den. Yani Adalet Kalkınma Partisi milletvekilleriyle yaptığımız görüşmelerde aslında bundan rahatsız olanlar var. İsimlerini burada tabii açıklayamıyorum off the record olduğu için samimiyetimiz esnasında. Ama şu bir gerçek Kemal, artık bu ülke artık bir seçim tarihine bana göre girmiştir. Bunu özellikle COVID-19'da haftalık bilgilenme toplantıları yaparken Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti. Ama ben bu seçimin önünde tek engelin artık siyaset, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'e kadar beklemesi, ekonomi değil.
Bu seçim olmazsa bu yıl COVID-19'dan olmaz. Olursa COVID-19'da bir normalleşme var diyeceğiz ama rakamlar hiç bir normalleşmeye gitmiyor Kemal diyor. Evet. Kemal, rakamları zaten uydurdukları için, daha doğrusu yani rakamlar da uyduruldu derken vaka sayılarından bahsediyor. O cümleyi biraz açalım. Verilen rakamları isterlerse seçim zamanı diyelim ki ikinci dalga çok büyük vurdu. Nasıl olsa gizleyecekleri için, uydurdukları demiyorum da uyduracakları için hani bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Evet değerli izleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Kemal Özkiraz'da 3 gün sonra tekrar buluştuk. Özlemişim işin doğrusu böyle sohbet etmeyi, haberleri beraber değerlendirmeyi. Kemal, tabii abone nasıl gidiyor senin? Ben en son kanalı bakmadım, ne oldu, ne durumdasın? İnan bakamadım ama sanırım 35 bin civarında ne güzel. Abone var. Fena gitmiyor yani. Ama bu rahatsızlıktan dolayı son 2-3 gündür yayın yapamamıştık. Onun etkisiyle biraz duraksamış olabilir. Ama iyi gidiyor. Daha da hızlanması için bazı ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçlarla ilgili şu anda ekranın altında bir metin görüyor izleyenler. 1-2 dakikalarını ayırarak o yurttaş sponsorluğuyla ilgili olan metnimizi okurlarsa iyi olur. Evet, bir dakika bile yeterli aslında bu metinde. Tabii değerli izleyiciler, ben de sözlü olarak şunu söylüyorum. Mesela 3 gündür biz yayın yapamıyoruz. Ha, tabii ki rahatsızlıklar, sağlık nedenleri var ama fiziki olarak da farklı yerdeyiz. Sonuçta bunu profesyonelce yürütecek birisi de ihtiyacımız var. Hala biz bir kişi istihdam etmek istiyoruz. O bir kişi için bir gönüllü ya da 60 tane yurttaş sponsoru bekliyoruz. Ben inanıyorum ya çıkacak, yani şu ana kadar 7 kişimiz aramızda olsun. O 7 olacak, 70 kişi de olacak. Biz işlerimizi yapmaya çalıştıkça, güzel şeyler ortaya çıkarttıkça bizi yalnız bırakmayacaktır. Bu halkın yüreğine, bu halkın vicdanına biz hep güvendik, güvenmeye de devam edeceğiz. Tabii çok da basit bir şey. Kemal'in kanalında şimdi yok ama 23 derece kanalına gelirsiniz, katıl butonu var. Oradan mimar butonuna basarsanız sizler de birer yurttaş sponsorusunuz veya daha başka butonlara da basabilirsiniz. Kemal, senin en azından bugün Avrasya Anket adına katıldım diyebilecek 3 kişi bekliyorum ben. Mümkün olabilir mi? İnşallah. Olabilir bence. Olacaktır. Bence katılan arkadaş olursa ki Avrasya Anket'ten gelip de bizim kanalın altında Avrasya Anket'ten geldim diye bir yorum yapmasını bekliyorum ben gerçekten. Veya benden başka Kemal'in kanalına gidecekler de yorum yapsınlar arkadaşlar. Yorumlarınız da önemli. Görüşmek diliyorum dostlar. Yarın, gerçi yarın cumartesi, özür diliyorum. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Şimdiden hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.